Günler gelmiş. Kararlılık ve performans. Çok oyuncuda oyunu geri yükleme lobi oluşturan en çok mesela sorun. Grafik çeşitli palmiye ağaçlarının dokularında siyah palmiye. Tapanca silahları. Serial Camel. Her kumaş dokusu artık. Bunlardan birinde hatalı değil. Ses kullanıcı arayüzü. Bunlar çok önemli değil. Düzeltmeler. Mermi hedefe ulaşmadan önce mangonel silinirse mangonelin mermisi yüksek ilgisini göz ardı ettiği bir gerileme düzeltildi. Oyuncunun görüş alanındaki binaları belirli bir mesafeden mini haritadan kaybolması sorunu. Çiftlik vurgularının savaş içinde görünür ve tıklanabilir olması sorunu düzeltildi. Hemen incelenen şehir merkezleri diğer binaların aksine savaş sisi içinde kalma sorunu düzeltildi. Harikaların genel elit ve imparatorluk avcı ellerinin Türkçe olunca çok şey olmuyor ya. Elit Skirmisher bonus attack versus Spearman armor class increased from 3 to 5. 3 to 4. Şey, Spear'ları artık şey Spearman'lere daha çok mu vuruyor? Yanlış anlamadım herhalde. Normalde 3 vuruyormuş. Şimdi Skirmisher'lar daha fazla vuruyor Pikeman'lere. Janitor'ların da arttırılmış. Fillerin hızları biraz arttırılmış. Elite Battle Elephant diyor tabi. Conversions attempts will now take 1 second to dispute. Task to villager instead of... Anlamadım. Dönüştürme girişimlerine artık anında kaçma davranışlarına devam etmek yerine köylünün mevcut görevini aksatmak için 1 saniye sürecek. Ha, bir defa tıklayınca artık şey mi olacak? Böyle sürekli duruyordu, geriye gidiyordu. Hemen böyle şey yapmayacak. Irk değil, genel özelliklere bakıyoruz. Sahipler artık binalar ve birimler arasında geçiş yaparken dönüşüm döngüsü ücretlerini alamayacak. Yani o zamanı diyor ücret derken. Yani normalde Redemption Monk yapıyor okuyor direkt sonra şeye çeviriyor. Askere direkt onu alıyor. Askeri konvertleyebiliyor artık onu kaldırmışlar. Süvari okçulara karşı artı 2 saldırı. Yavaşçılara okçulara artı 2 bonus vermişler. Magarusların bedelini 80 yiyecek 10 altından 35 yiyecek 45 altına değiştirmişler. Ama upgrade alınca 75 et oluyor. Yine 80 et oluyor. Bedava basma upgrade'ini alınca. Oyuna 50 yiyecek 50 odunla başlar. Kasaba ve çizileri ritimler 2 kat can puana sahiptir. Karanlık feodal çağda %5, %10, %15, %20 daha hızlı çalışır. Süvariler düşman askerleri öldürdüklerinde 5 altın kazanırlar. Bunu yeni eklemişler. Hani Pers'te süvariler dediğine göre bütün scoutlar da galiba düşman askerleri öldürdüğünde 5 altın kazanıyorsun. Yani scout başladın diyelim. Fightladın 2-3 spear aldın. 5-5 altın alıyorsun. Yasada işte Partiyan taktik gelmiş. İmparatorluk çağında kervansaray inşa edebilirler. Savaş fili çok büyük bir nakliye gemisiyle neyde güzel manzara savar. Okçulara karşı saldırı bonusu bulunan çok güçlü, çok amaçlı süvari, kavalyer benzersiz yükseltme. Paladin yerine savar diye bir unit gelmiş. Sadece knight attım. Bakalım ona. Kamadran okçu hattının altın maliyeti yerine ek odun maliyeti alır. Tamam bu vardı zaten. Kaleler %25 ilave hasar alır. Okların yerine artı 4 saldırı piyadeler karşı artı 3. Koçlara karşı artı 3 saldırı veren mermiler. Mermi dediği işte şey. Tüfek. Cannon placement diyebiliriz. Şövalye okçulara karşı saldırısı artı 2. Savaş filinin standart binalara ve taş binalara bonusu 10'dan 30'a yükseltildi. Oo. Bonus vermişler. Var Elf'ın temel hareket hızı hızlandırmışlar da elit savaş filinin yükseltme maliyetini de düşürmüşler. 1350'ye 800.
Sonuçlar erişimi önemli değil. Romalılar daha hızlı saldıran Miltenlein için Centurion Aura etkisi %25, %3 daha yüksek saldırı hızından %25 azaltılmış. Deve birimlerine artı 10 uygarlık bonusu değiştirilmiş. Direkt deve birimlerine %25 HP gelmiş abi. Yani devenin canı 100 normalde 125 oluyor. Bloodlines almadığın zaman deve Bloodlines'tan fazla can oluyor. Bir de Bloodlines aldığın zaman 145 oluyor herhalde. Evet. Sarazen develeri OP olacak. Eşler yakındaki birden fazla otomatik birimi iyileştirebilecek. Alan herhalde hile yapıyor ki şeylerin monkları. Age of 4'ten alınmış yine bu da. Bazı monklar alan yapıyor. Çiftçiler daha hızlı çalışır. Medeniyet bonusu %10'dan %15. Slavlar iyiydi aslında. Yükseltmeye gerek yoklardı. Her çöpçatanlık. Daha kampanya. Yeni ırklar nerede? Yeni ırklar yok burada. Yeni ırkları niye yazmamışlar? Yeni ırklara da oyun içinden bakalım. Derseniz. Ermeniler geldi bir. Ermeniler neymiş? Mulkart. Mulkart oyuna başlayıp öyle bir bakalım ya. Oyun içinde daha iyi olur. Bazı hotkeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Akasa Ermeni oyunu. Armenians. Abi bu hem mining camp yerine geçiyor hem de lumber camp yerine geçiyor bu Mulkart. Kaç ne kadar ekoya kuruyorsun onu? 15 ete 75 odun. Ama bunun özelliği yürüyebiliyor. Da şimdi odunu buraya bırakıyorlar. Da ben buna bıraktım şimdi odunu. Bıraktım. Geldim şimdi bununla. Şimdi şurada altın topladım. Şimdi altını da buraya bakıyor. Bu da Age of 4'te Moğollarda vardı. Ha değişik. Bunlar rakibi de bloklayabiliyorsun bu arada. Geçmesini falan engelleyebiliyorsun. Bir de şeyi bırakıyor galiba. Aynen ger. Avlanan şeyleri de bırakabiliyor. Bunları toplayamıyorsun da. Yani geyik etini falan da bırakabiliyor. HP'si yüksek değil. 330. Çok fazla yüksek değil HP'si. Onun dışında başka ne var? Fortified şey var, kilise var. Bunun içinde de yine işçiler falan garison olabiliyor herhalde. Altı canı var. Ne kadara kurabiliyorsun bunu? Küyüz oldun yine. Ha bunun içine işçiler girebiliyor. Bir de bir relikle başlıyorsun direkt. Yani bunu kurduğunda direkt relik içinde oluyor. Baksana şu an relik ekosu geliyor. Buradan Warrior Priest basabiliyorsun. Bir de normal Monk basabiliyorsun. Bu Warrior Priest'ler çok OP galiba. Convert yapamıyorlar ama relik falan topluyorlar. Bakalım topluyorlar mı? Saçmalamışlar ya. Çünkü şu an oyun oynamıyorum. Hem savaşçı hem de relik. Convert yapamıyor ama. Bak işçi koyduğunda vuruyor, sıkıyor. İşçi koymadığında da sıkıyor gerçi.
Oğlum bu bir de hızlı gidiyor anasını satayım. Normal Monk'a göre baksana deli gibi gidiyor. Aynı zamanda savaşıyorlar da. Dayı yollayalım şimdi. HP'si iyi ya. Atak defansları da güzel. Şampiyon gibi. Ya şu an gerçi fast'teyim galiba deathmatch'ta. Oyun speed fast olması lazım. Abi çok güçlüler onlar. Bunlar heal de yapıyor galiba birbirine. Dur be. Heal yapıyor muydu bunlar? Bence heal de yapıyorlar. Ay amına koyayım. Bir de heal de yapıyorlar. Abi çok saçma. Abi scout hemen düşmez de. Hem relik taşıyorsun. Hem heal yapıyorsun. Baksana. Kesemiyor. Elinden haç çıkarıyor. Range'i kaç acaba? Değişik. Bunun kale askeri Composite Bowman. Bu da galiba armor deliyor. Normal Laetis gibi ama armor deliyor. Sıkış tarzları da değişik. Irk özellikleri ne başka? Mulkart teknolojisi %25 daha efektif Mulkart'tan aldığında. İlk manastırdan relik geliyor. Barak, units, man at arms hariç. Available on age. Except man at arms. Available on age earlier. Ha. Dark'a işte basamıyorsun man at arms ama bütün barak upgrade'lerini şeyden alabiliyorsun. Mesela barak attığımda feodale işte Man at Arms upgrade'ini alabiliyorum. Bir de şeyi de alabiliyorum. Longsword'u da alabiliyorum. Castle'a işte şampiyon basabiliyorum kısacası. Upgrade'leri aldığımda. Valley Line Fires iki tane mi atıyor? İnfanterilerinde artı 2 görüş alanı varmış. Unique Touch. Demoshipler %33 daha alan vuruyor. Galley Lines artı bir range veriyor. Bu neymiş? Step Spearman Line. Spearlar hariç infantrilere artı 30 HP veriyor. Yer Unique Touch'e. Altın taç olan. Şu. Bu da gemilere demolara artı 33 daha alan, bir de galleylere artı bir alan range veriyor. Başka ekstra özelliği var mı bunun? Bondur mu? Bondur bu şekilde. Başka da bir şey yok. Mart falan. Night. Arbalestleri var. Artı 4 atak artı
Defansları full, atakları full. Alp var, şampiyon var. Mesela şampiyonların canına bakalım. Evet, şampiyonların 100 canı var. Abi şokçular çok güçlü ya. Bak şimdi gösteriyorum size. Bunlar çok güçlü ya. Defans mefans dinlemiyorlar ya. Bak şimdi nasıl vuruyorlar. Çok güçlüler. Kaç armoru var? 4 piece armoru var. Abi melee armoru da çok. 5 de melee armoru var. Güçlüler yani. Oklar yapmıyor ya. Bayağı güçlü duruyor ama bunlar. Range'i kaç? 7 de range'i var. Manager'a yine zayıf kalıyor. Fena unit. Ekstra bir şey yok. Heavy Scorpion, Onager var. Bombard Kenan'ı yokmuş. Leech'leri zayıf. Evet, canları 45. Ama şununla, şununla şunun kombosu çok iyi olur ya. Bunlarda auto heal yok mu? Auto heal yok. Hop heal yap. Abi çok güzel heal yapıyorlar. Hem savaşçı olarak kullanıyorsun hem heal yaparak kullanıyorsun. Her an stand grant'a bırakman gerekiyor. Evet, bu ırk bu şekildeymiş. Bir de şeye bakalım. Diğerine bakalım. Diğeri de Gürcistan'dı değil mi? Georgians. Nerelik topluyor. Bunda da normal mul kart var. Bunda diğerinden hariç Hand Cannoneer var. Siege Ram var. Ve Siege Onager var. Heavy Scorpion. Hussar var yine bunda. Defans upgrade'leri full. Atak full. Arbalest yok. Defans upgrade'leri eksik. Bir de son defansı eksik. Bir Cav Archer varmış. Bunun da kale askeri Monospa. Uf, defansa bak. 5 artı 3. 8 melee armoru var. 6 da peace armoru var. Bunda yok ama şey Warrior Priest. Bunların da canı fazla mı? 133 aynen. %25 daha fazla. 133. Kale askerinin ücretine bakalım. 60'a 45 çok ucuz.
Yok ucuz. Knight'tan ucuz. Bakalım Siege'lere nasıl vuruyorlar. Sanki böyle Magearuslar gibi vuruyorlar gibi geldi. Canı 110. Canı çok fazla değil. Bir de atağı da artı 6 oluyor. Bakalım bir ırkın özelliklerine bakalım. Start with null card but null kartla başlıyorsun. Eksi 50 etle başlıyorsun. 10 tane işçi koyabiliyorsun. Aa yok. Şeyler, manastırlar 10 tile içindeki işçilere %10 daha çalışma hızı veriyor. Yanılmıyorsam öyle. Yani mesela evet. Mesela şuraya attım ya ben bu manastırı. Ha, bak buna da yeni şey çıkmış. 10 tile içindeki 1, 2, 3 bu range'i şu 10 tile içinde işçiler daha fazla çalışıyor. Tabii Aegis'i kapatırsak. Daha bunu nasıl anlarız? Şimdi ikisine de aynı anda basacağım. Daha hızlı çalışıyor ama şu an buna daha erken bastığım için bakalım geçecek mi? Aynen. Bak geçti şu an. Vay be. %10 da hızını arttırıyor abi. Bunu farmların etrafına atarsan mil gibi deli gibi et gelir. Yani kaç tane açabiliyorsun? Oo. Bir de işçiler içine garison da oluyor. Açacaksın şöyle. Deli gibi. Slav bonusu gibi bonus gelecek. Allah bayağı OP. Onun dışında başka ne varmış? Buildings %15 daha az damage mi ya? Anlamadım bunu. Unique buildings save. When fighting from the higher elevation. Hildeyken değil mi? Yani bu da Tatar bonusu gibi. Cavalry regenerates 5 HP per minute in Fiddle, 10 in Castle. Oo, bu ne amına koyayım? Bütün unitler değil mi? Bakalım Cavalry'de da var mı? Cavalry unit diyor ama. Cavalry yoktur. Can yenilenecek. Bunun normalde canını yenilemesi gerekiyor şimdi. Scout. Aa, baksana. Can yeniliyor. Abi bildiğin auto heal gibi bir şey bu. Kaçmış? Feodal'de bir dakikada 5 can. Castle'da bir dakikada 10 can. Imperial'e işte 15 can bir dakikada. Çok OP. Unique unit Monospa. Swan Towers neymiş? Defensive buildings. Last two attack. Towers fires arrows that multiple units. Swan Towers. Bakalım ne yapacak? Hani başka bir şey yapmıyor. Ekstra atak mı verdi? Hani ben sanki... Aa, multiple şey alan işliyor yine. Hani birkaç asker varsa daha
Fazla kişiye vuruyor. Aynen. Cover units. Bunu da aldığında %15. Aa, atıyorum. 100 husarın varsa 85 husar alanı kapatıyor. Bunu da aldığında. Team bonus. Buildings cost. %50 daha az mı harcıyor? Yapıları onarırken. Evet, bayağı güçlüymüş. Şampiyon var, halberdiyeri var. Bir dediğimiz gibi son defansı yok okçuların. Hadi atalım bakalım ya. Nasıl olmuş?